Hocam, kansere ilişkin bilgiler almak istiyoruz. Çağın hastalıklarının başında geliyor. Neler söyleyeceksiniz? Yani herkesin bildiği gibi kanser kalp hastalıklarından ölümden sonra ikinci en sık ölüm sebebidir. Hatta bazı istatistiklerde ölüm sıralaması açısından kalp hastalıklarını geçtiği coğrafyalar da vardır. Bizde halk da kaygılanıyor, önemsiyor. Biz de önemli bir hastalıkla uğraştığımızın farkındayız. Bu nedenle de bilimsel, yani batı biliminde olduğu gibi bilimsel olarak bu şikayetle, bu kaygıyla bize başvuran insanlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Yani kansere karşı mücadele tüm dünyada çok yaygındır. Ülkeler, yani uluslar bunu önemsiyor. Bütçelerinde önemli bir yer ayırıyorlar araştırmalar için, bizde daha çok onların bilimsel çalışmalarının sonuçlarını hastalarımıza uyguluyoruz. Hocam, şimdi siz Amres Hospital'ın Medikal Onkoloji Bölüm Başkanı olarak her çarşambada konseylerinizde bilimsel sunumlarınızla ekibinizle birlikte bir araya geliyorsunuz. Dünyayı da takip eden bilim adamları arasında sık sık kongrelere gidip geliyorsunuz. İlk sıralarda olduğunu da söylediniz. Peki kanser önlenebilir bir rahatsızlık mıdır? Tabii, yani yaşam stili, mesela kanserlerin %30-35'ini sigara, %30-35'i beslenme ile ilgili, bir %10'a yakını da şişmanlıkla ilgili. Tabii mesela hepatit B, helikobakter pylori gibi enfeksiyonlar, sonuçta bunlar hepsi önlenebilir faktörler. Dolayısıyla biz sağlıklı bir beslenme, sağlıklı bir yaşam, sigaradan uzak durmak %50'nin üzerinde riski artırıyor. Tabii tam anlamadığımız riskler de var. Mesela şehirsel stresli yaşam, işte kilo artışı, kalorili beslenme gibi madde değil de bu yaşam tarzı da biraz provoke ediyor. İşte yani genel olarak sorunuzun cevabı doğru. Kanserin %50'den fazlası, önemli bir yüzdesi önlenebilir. Evet. Önlenebilir yaşam tarzıyla. Bu yaşam tarzı konusunda belki de ilkokuldan itibaren eğitim kitaplarına geçmeli, özellikle üniversitede sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam konusunda daha fazla şeyi dile getirmemiz lazım. Evet. Peki son yıllarda en sık rastlanan kanser türleri nelerdir hocam? Evet. Şimdi genel olarak biz şöyle diyoruz, erkeklerde en sık prostat kanseri görülüyor. Kadınlarda da en sık meme kanseridir. Ama bunlar en sık görülmesine rağmen en sık ölümcül sebepler değil. Genellikle erkeklerde en sık akciğer kanseri, kadında da gittikçe akciğer kanseri yine ön plana çıkıyor. Dolayısıyla prostat kanseri özellikle daha iyi tarama yöntemleriyle çok erken evredemiz. Erken evre sıfır dediğimiz institü safhada yakalanıp hiçbir şey yapılmadan takip edilen vakalar da var. Ama işte daha ileri evrelerde şifa şansı olmayan ama ömrü uzatılan vakalar da var. Bu nedenle yani sadece takip edilen ama çok yoğun tedavi gerektiren vakalar, şifa şansı olmayan vakalar, geniş bir spektrum. Onun için de yani hem korkmamak, önlemeye çalışmak hem de ciddiye almak lazım. Özellikle bilgili insanlar tarafından yönlendirilmesi lazım. Hem önlemeye çalışırken eğitim yoluyla hem de hastalandığında yine bilgili merkezlere ve kişilere gitmeli. Bu şekilde bir mücadele. Yani insanlar kanser olmadan önce önlemeye çalışmak, kanser olduktan sonra en iyi hizmeti vermek. Olduktan sonra da
tedavi edilmesi gerekeni cerrahi, radyoterapi ve ilaçlarla en uygun şekilde tedavi etmek. Bazen tedavi gerektirmeyen çok azınlık vakalar da oluyor. Onları da bilebilmek, takip etmek yani. Ha, bu kanserin zararı yok. Evre sıfırdır, institüdür, takip edilebilir diye karar verebilmek. Bunu prostat için daha çok söylüyorum. Kanserli bir rahatsızlık olabilir. Ama kanserle yüzleşen kişiler korkmasınlar, tedaviyi ihmal etmesinler diye sizler hep söylüyorsunuz uzmanlar. Buradan toplumsal mesaj vermek isterseniz neler söyleyeceksiniz hocam? Şöyle söylemek isterim. Yani kansere yakalanan insanlar da korkmasınlar. İyi bir uzmana ve merkeze gidip hastalıklarını anlasınlar. Yani benim hastalığım adı nedir, hangi evrededir ve hangi tedaviler gerekiyor, bu konuda bilgilensinler. Hasta olanlar kaygılanmasın. Çünkü insan bilgilendikçe kaygısı azalır. Bu hasta olanları söyleyeceğimiz. Hasta olmayanlar da kanserin nasıl önlenebileceğine dair daha fazla bilgilensinler. Bu bilgi de yine hem uzmanlar aracılığıyla hem de bu konuda sağlıklı insanlara yönelik profesyonel kanser derneklerinin web siteleri var. Bu biraz da ulusal bir konudur. Sağlık Bakanlığı'nın da bununla ilgili çalışmalar var. Özellikle sigara, şişmanlık, kötü beslenme, bunları çok dikkat etsinler. Bununla mücadeleyi yani sağlıklı beslenmeyi öğrensinler. Mesela bazı bölgelerimizde de bazı enfeksiyonlar sıktır. Bu bölgede yaşayan insanlar da bu enfeksiyonların kanserle ilişkisi hakkında sağlık ekiplerinin mücadele etmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum.